İyi akşamlar bütün izleyenlere. Mutlu bir akşam diliyorum. Sohbetimiz bugünden sonra burada devam edecek. Bazen ve çoğunlukla biz bize, bazen de birini veya birilerini çağırabileceğiz. Onu konular ve zaman tayin edecek ama bu akşam beraberiz. Sokak tabiri üzerinde de biraz durmak lazım. Sokak hayat demek, canlılık demek. Biraz da mücadele demek. Faaliyet demek. Ümit demek. Takip demek, iş demek. Bu bakımdan çok ısıtıcı ve heyecan verici bir isim. Televizyon içinde gerçekten çok güzel gidiyor. Keşke mümkün olsa da edebiyatımızda sokak temasını biriyle 2-3 program işleyebilsek. Çok ilginç şeyler vardır, söylenebilecek, irdelenebilecek çok şey var sokak kelimesi ve kavramı arkasında. Ama yani edebiyat meselesi maalesef, çok üzülerek söylüyorum, ekranlarda kalmadı. Yani doğru dürüst 5 tane soruyu soracak insan bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Okumuyorlar. Okumayınca öğrenemiyor. Öğrenemeyince düşünemiyor. Düşünemeyince konuşamıyor. Soru soramıyor. Karşısındaki insanı konuşmak zorunda bırakacak soru soramıyorlar. Gakkuk. Gakkuk'la olmuyor tabii. Gakkuk. Çok özür dileyerek söylüyorum. Birikimi çapı olan insanlar gakkuk'a hiç tahammül edemezler. Onlarla diyalog kurmanız lazım. Yani ekran, ben 30 yıldır bu ekranlardayım. Televizyon Türkiye'de kurulduğu günden beri aşağı yukarı. Yani program birinin sorup öbürünün de cevap verdiği bir robotlar arenası değildir. Diyalog olacak ki heyecan olsun, cazibe olsun ve dinleyenleri sıkmasın. Bu nasıl olacak? Bu konuşanla konuşturanın ortak bir çizgide buluşmalarıyla olacak. Ve konuşan merdivenin 50 basamak yukarısında, soru soran 50 basamak aşağıda olursa bundan hayır gelmez. O bakımdan diyalog lazım. Konuşanla konuşturanın ortak noktaları lazım. Ortak heyecan lazım. Konuyu bilecek. En az bir yabancı dili bilecek. Yani bizim gibi insanlarla konuşacaksa o da gerekiyor. Çünkü konuşurken bunlar mutlaka devreye giren unsurlardır. Konuşan konuşuyor. Fakat arkası gelmiyor. Yani diyalog olmuyor. Olmuyorsa bunun şoku kesilir ve heyecanı sıfıra iner. Şimdi sokak
kavramı ve teması üzerinde dedim. Herhalde birkaç program yapılır bizim edebiyatımızda. Sokağı irdelemek lazım. Şimdi benim aklıma sokak deyince mesela Necip Fazıl geliyor. Şiirimizin büyük ustalarından biri. Özellikle onun üç bölümden oluşan Kaldırımlar şiiri geliyor. Kaldırımlar, sokağın kaldırımlardan döşenmiş şeklidir. Edebiyatımızın şaheserlerinden üç şiir, Kaldırımlar şiiri Necip Fazıl'ın. Kaldırım taşlarından örülü sokağı anlatır. Sokağı anlatan, sokakla özdeşleşmiş, bunu anlatır. Yalnızlığının sokakla kucaklaşmasından vücut bulan ıstırabı ve biraz da özlemleri anlatır. Öyle diyor bir yerinde, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında gidiyorum, yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Hayatı yürüdüğümüz kulvarı, hayat kulvarını sokak olarak düşünürsek hep ileri bakarak yürümek lazım. Çünkü hayat geriye adım atmaz. Bu akşamki sohbetimizin ilk mesajı da bu olsun. Hayat geriye adım atmaz. Hayat geriye bakar. Bakacak ki orayı değerlendirsin ve ileri daha güvenli ve daha ümitli yürüsün. Ama geriye adım atmak yoktur. Eğer hayat geriye adım atmak zorunda bırakılıyor ve hayatı yaşayan geriye adım atmak zorunda kendini hissediyorsa, bu çöküş demektir. Hayat geriye adım atmaz. Geriye bakar fakat geriye adım atmaz. Bazı ülkeler maalesef geriye adım atmak zorunda bırakılan ülkeler manzarası arz ediyorlar. Türkiye bugün bunlardan biridir. Türkiye son birkaç yıl içinde geriye adım atmak zorunda bırakılan bir ülke konumuna getirildi. Türkiye dünyada belki de eşi olmayan ülkelerden biridir bu bakımdan. Geriye adım attırılıyor Türkiye. Aklınıza gelen bütün değerler bakımından geriye adım attırılıyor. Bu ıstırap vericidir, kahredicidir. Ümitsizlik vericidir. Nüfusunun %80'den fazlası 30 yaşlar civarında olan bir ülke için çok kötü bir şeydir bu. Gençlik, geriye adım atmamanın sembolü ve temsilcisidir. Bir ülke geriye adım attırılıyorsa %80 nüfusu genç olan bu ülkenin hali nice olacaktır. Bu gezi eylemlerini hatırlayın. O gezi eylemleri neydi? Geriye adım atmak zorunda bırakılan bir kuşağın ben geriye adım atmayacağım diye direnişiydi, ayağa kalkışıydı. Türkiye'yi geriye adım attırmak isteyenler onun için o gezi eylemlerinden korkunç biçimde rahatsız oldular. Gayet doğaldır. Şimdi biz bu programımızda kitaptan aydınlığa geçişi sohbet konusu yapacağız. Her programımız bu olacaktır. Ve ana kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim üzerinden yürüyeceğiz. Kur'an-ı Kerim hayatı geriye adım attırmayan kitaptır.
her an yeni bir iş ve oluşta olmayı esas alan bir kitaptır. Bu Rahman suresinin 29. ayeti aynen orada öyle diyor. Külle yevmin huve fî şe'n. Yaratıcı benlik için kullanılıyor bu. Cenab-ı Hak ve onun bana yardımcı olun dediği yaratıcı benlikler için bu formül konmuştur. Her an yeni bir iş ve oluşta olmak. Şeniyet dediğimiz budur. O kelimeyi kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Fakat maalesef Türkiye'de hayatı geriye adım attırmak için çırpınanlar ve bunu bir meziyet telakki edenler maalesef ve maalesef Kur'an'ın dinine mensup olduğunu söyleyen ve bu dinin avukatlığını yapanlardır. Kur'an'ın dinine mensup olduğunu söylemek başka bir şeydir. Kur'an'ın dinine gerçekten mensup olmak başka bir şeydir. Kur'an mümini olmak başka bir şeydir. İslam kelimesi artık bir anlam ifade etmiyor. Karnı çok geniş. İçine her şeyi doldurdular. Her şeyi. Onun için Kur'an mümini tabirinin altını çiziyorum. Ve bunu vicdanlarınıza kaydetmenizi istiyorum. Kur'an mümini, gerçek Müslüman da odur. Yoksa Müslüman olmak tabiri, bakın dünyaya, İslam dünyasına, İslam coğrafyalarına, Müslüman olmak tabiri ne ifade ediyor? Korkunç şeyler ifade ediyor. Korkunç şeyler ifade ediyor. Kur'an'ı tanıyanlar, bilenler, İslam coğrafyalarındaki İslam ve Müslüman kelimesiyle Kur'an'ın getirdiği din ve ideal gösterdiği insan arasında hiçbir münasebetin olmadığını anlarlar. Onun için sadece bizim ülkemizin ve sadece Müslüman dünyanın değil, bütün insanlığın temel meselelerinden biri bana göre Kur'an'ı tanımaktır. Çünkü Kur'an'ı tanımadan yeryüzünde 2 milyar insanın dini olduğu söylenen Müslümanlığın ne olduğunu anlamak, bunun sahtesiyle gerçeğini tefrik etmek mümkün olmaz. Bu da insanlığın ıstırap kaynaklarından biri olur. İnsanlığın başına bela olur ve bugün de olmuştur. İnsanlık bu meseleyi çözmek zorundadır. Sadece Türkiye ve İslam dünyası değil. Ben yıllar ve yıllardır Batılılara hep bunu söylüyorum. İslam meselesini netleştireceksiniz. Yoksa sadece Müslümanlar huzursuz olmaz. Müslümanlar huzursuz olur, biz de bundan istifade ederiz. Siyaseten bunu kullanırız diyorsunuz. Hayır, öyle değil. Siz de huzursuz olursunuz. İşte oluyorlar. Hayat geriye adım atmaz dedik. Ve kitaptan aydınlığa gitmek lazım dedik. Şimdi ikinci bir meseleyi aydınlatalım. Bu kitaptan aydınlığa başlığını ilk defa bu programda kullanıyorum ben. Senelerce Işığa Çağrı benim tescilli marka program adlarımdır bunlar. İslam ve insan. Bunları kullandık. Ses ve ışık, söz ve ışık. Bunlarla birçok televizyonda programlar yaptım senelerce. Ama kitaptan aydınlığa ilk. Kitap mucize bir kavramdır. Bakın, audiovizüel sistemler insanlığın hayatını istila etti. Fakat kitap hala seçkin yerini koruyor. Audiovizüel sistemler
kitabı yok edemedi, kitabı saf dışı edemediler. Kitap hayatın en büyük mucizelerinden biridir. Ve yaratıcının insanlığa gönderdiği mesajların ortak adı da kitaptır. Bu mesajların kronolojik olarak son toplayıcısı olan Kur'an'ın da adlarından biri kitaptır. En çok kullandığı adlarından biri kitaptır. Bir defa Kur'an bir kitap. Bunu herkesin bir defa vicdanına ve zihnine yazması lazım. Kur'an bir kitaptır. Bir afsun, bir tılsım, bir mantra değildir. Bir kitaptır. Kitap neleri çağrıştırıyorsa Kur'an dendiği zaman evvela bunların bizim zihnimize oturması lazım. Kitap, kelime anlamında yazmak var zaten. Okumak var. Bakın, göreceğiz şimdi. Bugün ilk iniş sırasıyla başlayacağımız, okumaya başlayacağımız ilk sure Alak'tır. Ve onun ilk emrinin, ilk kelimesinin de ok olduğunu göreceğiz. Şimdi 604 sayfalık bir kitap. Benim adım kitaptır diyor. Bugünkü tertibi esas alarak Kur'an'a bakarsak ve Fatiha'yı bir giriş suresi olarak düşünürsek ki öyledir. İlk ayeti Kur'an-ı Kerim'in ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ'dir. Bakara suresinin ilk ayeti. Ne demek biliyor musunuz? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ O önündeki, o okumakta olduğun bir kitaptır ki la raybe fih, içinde çelişme, kuşku yoktur. Şimdi kitaba bakın. Kitap ilk ayetinde kendini tarif ediyor. Tertip sırasıyla, bugünkü tertip sırasıyla ilk ayeti kitap, kuşkudan azade, çelişkiden azade kitap, İlk ayeti bu. İniş sırasıyla aldığımızda ilk ayeti oku. Böyle bir kitap. Şimdi Allah aşkına bu bağlantıları kuralım devamlı. Şu kitapla bugünkü İslam dünyasının zihniyet yapısı örtüşüyor. İlk emri oku olan bir kitap, tertibe göre, resmi tertibe göre ilk ayeti kuşku ve çelişkilerden azade kitaptır bu önündeki kitap diyen bir kitabın dünyası mı bugünkü İslam dünyası? En az okuyan kitle, kitaba en az itibar eden kitle. Başka bir şey. Kur'an-ı Kerim getirdiği dini bir kitaba bağlamıştır. Batılı düşünürlerin büyüklerinden biri öyle diyor. Hristiyanlıkta vahiy bir kişide temessül eder diyor Hazreti İsa. İslam'da kişide temessül etmez. Bir kitapta temessül eder Kur'an. Kur'an'ın dininde bir numaralı değer Kur'an'ın kendisidir. Peygamber iki numaralı değerdir. Ne demek bu? Bakın ne demek. Hristiyanlıkta her şeyi İsa'ya göre ayarlamak, uyarlamak zorundasınız. Temel ölçüt odur. İslam'da öyle değildir. Kur'an'a uyarlamak zorundasınız. Hristiyanlıkta din, hayat, vahiy, İsa'ya uyarlanır.
İsa esas alınarak değerlendirilir. İslam'da öyle değildir. Kur'an'a uyarlanır ve Kur'an esas alarak değerlendirilir. Daha net, Hristiyanlıkta vahiy İsa'ya hesap verir. İslam'da peygamber Kur'an'a hesap verir. Siz bilir misiniz? Kur'an'a uyulması gerektiğini en çarpıcı, en sarsıcı cümlelerle Kur'an-ı Kerim peygambere hitaben söylemiştir. Onları göreceğiz. Onları göreceğiz. Demek ki temel kıstas Kur'an'dır. Hristiyanlığın aksine peygamber ikinci sıradadır. Kur'an'ın dini böyle bir din. Peygamber de bu kitaba uymak zorundadır. Eğer bu kitapta gönderdiklerimize küçük bir ilavede filan bulunur, bazı sözleri oraya eklersen diyor, senin şah damarını koparır, elini keseriz. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَكَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Bu kitabın mahbedi olan peygambere hitaptır. Bunları bu dine inanındığını söyleyenler biliyor. Şu dediklerimi biliyor. Bunlar benim yorumum filan değil. Bunlar Kur'an'ın onlarca hatta yüzlerce ayetine dayatan temel beyinelerdir. Peygamber de bu kitaba uyacaktır. Hesap verecektir. Bu kitap peygamber de dahil herkesi hizaya getirir. Bunu kabul edeceksiniz. Hem kendiniz için hem peygamberiniz için. O kabul etmiş bunu. O bunu kabul etmiş. Fakat sonradan birileri kitap canlı ve ortada, onun üzerinde operasyon yapamayacaklarını, ona oyun oynayamayacaklarını bildikleri için şeytani bir el yordamıyla kitabı mezarlığa sevk etmiş, hayatın dışına itmişler. Bu şikayetleri de Kur'an kendisi gündem yapmıştır, onları göreceğiz ileride. Aynen Hristiyanlıkta yaptıklarını yaptılar ki Hazreti Peygamber bunu yapacaklarını söyledi. Mucize ihbarlarından biridir. Kitabı mezarlığa, peygamberi bir numaraya çıkardılar. Aynen Hristiyanlıkta olduğu gibi. Sonra da o peygamberi insanların örnek alabileceği beşer nebi, insan peygamber kimliğinden çıkarıp melek nebi kimliğine büründürüp aynen İsa'ya yapıldığı gibi bulutların üstüne gönderdiler ve hayatla irtibatını kopardılar. Ne oldu sonuç? Kitapsız ve peygambersiz bir İslam oldu. Anadolu vicdanı enteresan bir biçimde bunu asırlardır dillendirmiştir. Kitapsız adam derler. Bugünkü Müslümanların tamamına yakını kitapsız Müslümandır. Kitap, büyük harfle kullanıyorum. Kur'an'ın temel adı olduğuna göre, Kur'ansız bir İslam, kitapsız bir dindir. Alın, tepe tepe kullanın. Kullanıyor İslam dünyası. Nereye geldiği ortada. Hayır, Kur'an diyor ki benim getirdiğim din kitabi bir dindir. Bütün peygamberlerin dinleri kitabiydi.
Musa'nınki de İsa'nınki de. Musa'nın kitabi dinini hahamlar yok etti, onun yerine kendilerini geçirdiler. Yazdıkları mişnaları geçirdiler. İncil'in dinini de İncil'i yok ederek onun yerine İsa'yı önce, sonra da sempolü geçirerek. Zaten kitap gidip onun yerine başka biri geldi mi, arkadan üçüncü birinin geleceğini, dördüncü, beşincilerinin geleceğini düşünün. İslam'a da aynı şeyi yaptılar. Zaten Cenab-ı Peygamber ihbar etmişti. Siz diyor, ehli kitabın, Yahudi ve Hristiyanların dinlerinin başına getirdiklerini bu dinin başına aynen getireceksiniz. Hatta onlar diyor, bir kertenkelenin deliğinden bir yerde girmişlerse oradan da gireceksiniz. Aynen öyle olmuştur. Demek ki kitap, kitap, kitap. Kur'an'ın dini, kitabın dinidir. Kitap da Kur'an'dır. Sonra öbür kitaplar gelecek. Kitap hepimizi hesaba çeker, hizaya getirir. Hepimize rehberlik eder, hepimizi kontrol eder, hepimizi tashih eder. Peygamber dahil. Bu söylediklerimi bu dinin muazzez peygamberi aynen söylemiştir. Kitabın onu da hizaya getirebileceğini, onu da tashih edebileceğini, onu da düzelteceğini, ona da istikamet vereceğini, onu da kontrol edeceğini söylemiştir. Şimdi kitap benim son yazdığım eserlerden biri, son hatta sondan bir önceki Kur'an'ı Tanıyor Musunuz'un ilk bölümü, ilk fasılları bu kitap meselesini irdelemektir. Hatta İlk bölümün ilk faslının başlığı şudur. Her şeyden önce kitap. Bakın dikkat edin. Kur'an'ı Tanıyor Musunuz kitabının ilk başlığıdır bu. Her şeyden önce kitap. Evet, Kur'an her şeyden önce kitaptır. O halde Kur'an'ın dini her şeyden önce kitabi bir dindir. Kitapsızların dini İslam olamaz. Ne demek bu? Önce Kur'an'ı kitap edinecek. Kur'an vicdan kitaptır, iman kitaptır, hayat kitaptır. Bir defa onu kitap edinecek. İkincisi, bu kitabın ilk emri oku olduğuna göre okunabilecek ne varsa onları da hayatına sokacaktır. Değerlendirecektir. Burada Kur'an başka bir mucize devrim getiriyor. Diyor ki, ana kitap 3 tanedir. Bir, ben, Kur'an kendi için, ben kitabım diyor. Beni kitap olarak düşüneceksiniz. Tılsım, mısım, muska falan, afsun, mantra böyle bir şey yok. Ne yukarı asıyorsun kardeşim?
Ve kendini tarif eder ki kitabın enzelnahu diyor Cenab-ı Hak. Bu bir kitap ki yukarılardan aşağı indirdik diyor. Allah Allah. Niye indirmiş aşağı? Okusun diye herkes. Müslüman nüfus kağıdı taşıyan bir takım serseriler, bir takım şeytan çocukları asırlarca ne yaptılar? Bu yukarıdan okunsun diye aşağı indirilmiş kitabı Allah'a itiraz edercesine yukarılara çıkardı. Duvarın en yüksek yerlerine astılar. Eve girdiğiniz zaman ulaşılmayacak bir yere asılı kitap. Masanın üstünde yok. Mutfakta yok. Yatak odasında yok. Oturma odasında yok. Ne nasıl kitap bu kardeşim? Asmış yukarı. Bizim Kur'an'a saygımız var diyor bir de. Utanmadan, haya etmeden. Neymiş o saygı? Bizim evde Kur'an en yüksek yere asılır. Senin Allah cezanı versin. Senin Allah cezanı versin ki vermiş zaten. Senin Kur'an'a saygın bu mu? O Kur'an seni çarpsın ki çarpmış zaten. Çarpmış zaten. Kur'an çarpsın derler ya. O farkında olmadan söyleyene değil söyletene bak. İslam dünyasını Kur'an çarpmış. Kur'an çarpsın ki şöyle, Kur'an çarpsın ki böyle. Çarpmış zaten. Çarpmış. Böyle çarpmış. Cenab-ı Hak diyor ki ben bu kitabı indirdim. Bu tenzil ve inzal tabiri Kur'an'da yüzlerce defa geçiyor. Kitaba bakın ya. Kendisini yukarılardan aşağıya indirilmiş kitap diye tanıtıyor. Kitabun enzelnahu ileyke. Kitabun unzile ileyke. Zalikel kitab. Tenzilül kitab. Bakın hep o indirme, inme kelimesi. Birileri ne diyor? Hayır diyor, yukarı çıkacak. Yukarı çıkacak, elimiz değmeyen bir yere çıkacak. Efendim, gitmiş Osman Gazi, kayınpederinin evine girmiş, yatacağı odaya girmiş, bakmış ki yukarıda Kur'an-ı Kerim asılı. Bakın bakın, bunu yutturdular. Osman Gazi'ye iftira, ben öyle alıyorum bunu. Yok iftira değil, Osman Gazi öyle yaptı diyorlarsa, Osman Gazi beş para etmez demektir. Beş para etmez. Osman Gazi odaya girmiş, Kur'an'ı yukarıda asılı görünce ona saygısından sabaha kadar orada el bağlayıp oturmuş. Bakar mısınız Osman Gazi'yi büyütüyorlar. Lan böyle büyük adam olur mu? Bunun neresi büyük adam? Hayır Osman Gazi'ye iftira ediyorsunuz. Eğer o odada Osman Gazi edeb âlinin odasında girdiği zaman bunu görmüşse büyük adamlığı şöyle tecelli edecekti. Kur'an'ı oradan indirirdi, bir miktar okurdu, feyizlenirdi, bereketlenirdi, ferahlardı. Ondan sonra da kapatırdı, koyardı bir kenara ve yatar uyurdu. Kur'an'ın ve aklın ondan istediği buydu. Ne demek sabaha kadar ellerini bağlamış? Yalan olduğu belli. Osman Gazi'ye iftira. Ha, böyle bir şuur altı yaratıyor. Asla okumak yok. Sadece yukarı asıp elini bağlayacaksın. Yahu siz din adına şeytanla işbirliği mi yaptınız? Evet yaptınız. Siz din adına şeytanla işbirliği yaptınız. Rahman'la işbirliği yapmadınız. Şeytanla işbirliği yaptığınız için ki içindir ki din adına bugün geldiğiniz yer felaket bir yerdir. Bakın İslam dünyasına. Bakın. En iyisi İslam dünyasının Türkiye'ydi. Onun haline bakın. Çok
fazla ayrıntıya gitmeye, örnekle fena lüzum yok. Her gün açın, bu ülkenin başbakanının konuşmalarını dinleyin, o yeter size. Başka bir şeye lüzum yok. En iyisi Türkiye, onun da başındaki zat. Açın konuşmalarını dinleyin, şu benim söylediklerimi de bir daha hatırlayın, başka bir şeye gerek yok. Başka bir şeye gerek yok. Bugünkü konuşmasını, bir saat öncekini, beş saat öncekini, dünkini, bir öncekini, öbür günkünü, özellikle 17 Aralık'tan beri yaptığı konuşmaları. Ve ona cevap veren eski ortağı karşı kutbun konuşmalarını, ha onlar da tabii dikkatle izlenmesi lazım. Bakın anlayın, başka bir şeye gerek yok. Evet. Şimdi Kur'an diyor ki benim adım kitap. Ve ben üç ana kitabın birisiyim. Öbür ana kitaplar ne? Öbür ana kitapların birisi evren kitabı, kainat kitabı. Kitab-ı kebir-i kainat diyor bir İslam düşünürü. Bu kitabı da okuyacaksınız diyor Kur'an. O da bir kitap. Ben nasıl Allah'ın ayetleriyle doluysam, evren kitabı da Allah'ın ayetleriyle doludur. Bakar mısınız kitaba? Lütfen Kur'an'ı tanıyor musunuzu okuyun. Özür dileyerek çok sert bir cümle kullanacağım. Kur'an'ı tanıyor musunuz kitabını okumadan Kur'an'ın mümini olamaz kimse. Ya bu kadar mütekebbirane niye konuşuyorsun? Hayır efendim, ben Kur'an'ı orada anlatmışım. Bunu Kur'an'ı tanımadan kimse Müslüman olamaz şeklinde lütfen anlayın. Allah onu yazmayı bana nasip etmişse bu suç mu benim için? Kur'an'ı tanıyamazsınız işte. Tanıtmadılar size, yazmadılar, göstermediler. Bilmediklerinden değil. Niyetleri yoktu. Ben hem biliyordum hem niyetim vardı, yazdım. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Okumadan Kur'an'ı tanıyamazsınız ve Kur'an'ın mümini olamazsınız. Onu okuyacaksınız. Siz bu benim dediğimi benim aleyhimde nasıl kullanırsanız kullanın. Allah hesabını sizden sorar. Evet öyle diyor. Üç temel kitap var. Biri ben. Beni okuyacaksınız diyor. Bak göreceğiz ne demektir beni okuyacaksınız. İki, evren kitabı. Newton, o ilim tarihinin anıt isimlerinden biri. Isaac veya Isaac Newton, neyse. Yıldızlı bir gecede semaya bakıyor, bakıyor, bakıyor. Sonra diyor ki, Tanrı'nın okumamız için önümüze koyduğu en önemli kitap bu diyor. Değerli izleyenler, Newton'un bu sözü Kur'an'ın onlarca ayetinin bir ifadesi, bir tercümesidir. Kur'an da öyle diyor. Benim cümlelerim uzun, kısa. Nasıl Allah'ın ayetleri ise diyor, evrende var olan, olmakta olan, yani varlık ve oluş da bütünüyle ayetlerdir. Benim ayetlerimi nasıl okumak zorundaysanız, evren kitabının ayetlerini de okumak zorundasınız. İlk Müslüman nesiller işi böyle anladılar ve evren kitabını da okudular.
Onun için bugün Batı'da böbürlenerek önümüze çıkardıkları ilimlerin geriye doğru gidin, tümünün kurucuları bizim Müslüman ecdadımızdır. Bugün İslam adına ortalığı velveleye veren karanlık yobazların, akıl düşmanlarının asırlarca ıstıraplar içinde, acılar içinde kıvrandırdıkları, birçoğunu da katlettikleri o ecdadımızdır. Ha bir de işin böyle bir tarafı var. Onlara da geleceğiz zaman içinde. Evet, evren kitabı, vahyin kitabı yani Kur'an, evren kitabı bir kitap daha. Üç temel kitap. Kitaptan aydınlığa dedik ya. Üç temel kitap. Ne? Üçüncüsü, insan. Her birimiz Kur'an'a göre evren kitabının küçültülmüş bir şeklidir. Eğer iç değerlerini yaratıcının gösterdiği istikamette işletirse, hem evren kitabının küçük bir şekli olur, hem de konuşan Kur'an olur. Bakın. Nitekim Hazreti Peygamber, mesela Hazreti Ali'ye konuşan Kur'an demiştir. O unvanı vermiştir ona. Hazreti Ali'nin unvanlarından biri de konuşan Kur'an'dır. Evet. Eğer Kur'an'ın dinini Ali'nin anladığı gibi anlarsanız konuşan Kur'an olursunuz. Bu Kur'an'ın mümini olmuş insanlar, hakiki mümini olmuş insanlar, bu Kur'an'ın kendisi haline gelirler. Siz bunu bilir misiniz? Bu perdeden biraz nasip almaya başlayın, Allah lütfetsin. Benim ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Konuşan Kur'an. Bizim düşünce tarihimiz konuşan Kur'an unvanı verilecek epey sayıda insanı bu gök kubbenin altına armağan etmiştir. Ve hemen söyleyeyim, karanlık bir katran gibi Kur'an dininin üstüne çöken yobazlık, akıl düşmanlığı, bu konuşan Kur'an unvanı verilecek insanların tamamına yakınını katletmiştir. Hazreti Ali dedik. Buyurun. Emevi onu katletti. Hazreti Hüseyin. Muaviye onu da katletti. Oğlu katletti. O hazırladı, oğlu katletti. Hasan. Ehli Beyt. Ehli Beyt imamlarının tamamına yakın katledildi. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam. İmam-ı Azam tanınmadan Kur'an'ın dinini tanıyamazsınız. Şimdi biz ehl-i sünnetiz, İmam-ı Azam'ın, ne, hangi İmam-ı Azam? Sus, kapat ağzını, utanmazlık etme. Sen kim İmam-ı Azam, ehl-i sünneti kim? Değerli dinleyenlerim, Muaviye ehl-i sünnetiyle İmam-ı Azam ehl-i sünnetini birbirine katmayın. Mesela ben İmam-ı Azam ehl-i sünnetine mensubum. İftiharla söylerim bunu. Ama asla Muaviye ehl-i sünnetine mensup değilim. Allah korusun. Bugün İslam dünyasında egemen olan İmam-ı Azam ehl-i sünneti değil, Muaviye ehl-i sünnetidir. Yusuf
İmam-ı Azam, onu da katlettiler. Bu sohbetlerimizde daha ne isimler vereceğim? Daha ne isimler vereceğim? Demek ki insan da üç temel kitaptan biri olarak dikkatle incelenmelidir. İnsandan bahsederken Kur'an-ı Kerim ne diyor biliyor musunuz? Daha doğrusu üç kitaptan bahsederken Kur'an ayetlerle dolu diyor. Evren ayetlerle dolu. Afaki ayetler diyor bunlara Kur'an. Ufukları dolduran ayetler. Kelebeğin kanadından, sineğin kanadından, okyanus altındaki hayattan, galaksilere, kara deliklere kadar. Hepsi ayet. Hepsini inceleyeceksiniz diyor. Bunu dedikten sonra diyor ki, ve fî enfüsiküm, sizin benliklerinizin içi de, fi zarf edatı, içindelik ifade. Sizin iç dünyanız da ayetlerle dolu. Onları da okuyacaksınız. Onun için insana uğramadan Kur'an'a gidemezsiniz. Tabii Kur'an'a uğramadan da insana gidemezsiniz. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Tartışın. Ben o işle meşgul değilim. Horoz'da demişler, sen bu işi bilirsin. 24 saatin tavuklarla geçiyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtada? Demiş ki, vallahi ben o işi bilmem. Ben işimi yapar, kenara çekilirim. Siz tartışın hangisi hangisinden. Teşbihte hata yok, ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Siz tartışın. Ama evren, İnsan ve Kur'an kitapları arasındaki münasebeti inkar edemezsiniz. İnsana gitmeden dine nasıl gideceksin? Çünkü din kitabın dini, yani kitabi din söyledim, Kur'an. Kur'an diyor ki ben üç kitap dan oluşan bir üçlünün bir tanesiyim. Bu öbür ikisini de diyor, okuyup anlayacaksınız. Yoksa beni anlayamazsınız. Şimdi insana gitmeden nasıl Müslüman olacaksın? Nasıl Kur'an mümini olacaksın? İnsana gitmeden Allah'a nasıl gideceksin? Tabii sonuç oraya geliyor. İnsana gitmeden Kur'an'a gidemezsin. Kur'an'a gitmeden de Allah'a gidemezsin. İnsan. Bütün yollar Roma'ya çıkar. Teşbihte hata yok. Bütün yollar insana çıkar. İnsana gitmek nedir o zaman? İnsana gitmek her şeyden önce samimi olmaktır. İnsanı aldatmakla insana gidemezsiniz. Kitapsız Müslümanlık yapmaya kalkanlar, yani Kur'ansız Müslüman olmaya kalkanlar, yani dinciler ne yapıyorlar? İnsana gitmeden dine ve Allah'a gideceklerini zannediyorlar. Hayır, şeytana gidiyorlar. Şeytana gitmek de yetmez. Şeytanlaşıyorlar kendileri. Şeytanın mücessem şekli haline gelmişler. Şeytan bunlara bakınca Allah'a sitem ediyor, beni niye yarattın diye. İnsana gitmeden Kur'an'a gitmeden dine ve Allah'a gidilemez. İnsana gitmek ayaklarının üstüne oturtulur.
boşluktan alınır, yere ayaklarının üstüne konursa, yani işlevsel hale getirilirse ne olur biliyor musunuz? İnsan haklarına saygı olur. Bakın bakalım dincilerde insan haklarına saygı var mı? Dincilerin zihniyetlerinde hak diye bir kavram var mı? Hak tırnak içinde onlar için. Kendi hesaplarına uygun olan demektir. Tarifi budur. Halbuki hak Allah'ın Kur'an'a göre isimlerinden biridir. İnsandan münezzeh ve müberradır. Hak düşmanınız da olsa ona saygı duyacak, onu yücelteceksiniz. Bulun bana bir tane dinci gösterin ki hakka saygısı olsun. Bulun. Kendi zihniyetinden olmayan annelerin çocukları ölünce sevinç naraları atıyor. Onları öldürenleri kahraman ilan ediyor. Evliya ilan ediyor, savunuyor. Destan yazdılar diyor. Kendi hesabına, zihniyetine uygun annelerin çocukları öldüğü zaman onları yüceltiyor. Onları şehit ilan ediyor. Onları cennet meleği ilan ediyor. Onlar için ağlıyor. Bu insanlık mıdır? Bu insana saygı mıdır? İnsana böyle gidilir mi? Hayır, bu insana gidiş değil. Bu şeytana gidiştir. Siz bunu istediğiniz kadar din nutukları atarak kamufle etmeye çalışın. Hakikat değişmez. Evet. Sokakta bakın sokakta neler konuşuyoruz. Sokak dedim ya, hayat demek, yürüyüş demek, faaliyet demek, heyecan demek, koşuş demek. Değil mi? Ha, sokak tabii şairlerden daha çok oradan yürürsek, sokak biraz da yalnızlık demek. Hele geriye adım atmadan yürüyen, sokakta sokakla yalnızlığını örtüştürür. Necip Fazıl'dan bahsettim. Onun sokağı en güzel anlatan şairlerden biri olduğunu, hele kaldırım taşlarından örülmüş sokağı. Ünlü üç bölümlü Kaldırımlar şiiri, bizzat kendinden dinlemiştim, Paris'te yazıldı diye. Fransa'daki tahsil hayatı sırasında yazmış. Orada diyor ki bir yerde, sokakla kendisini özdeşleştiriyor. En yakın dostu, sırdaşı sokak. Şiirin teması bu. Diyor ki sokağa, ikinizin de kendisi ve sokak, İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz diyor. Son kıtası, o üç bölümlü, o anıt şiirin son kıtası da şudur. Yine sokakla kendini eşitliyor ve bundan gurur duyuyor. Diyor ki, uzanıverse gövdem taşlara boydan boya,
Necip Fazıl'ın bu Kaldırımlar şiirini yazdığı yerleri Paris'te, ben Paris'te yaşadım bir süre. Dolaştım, bunu bilerek dolaştım. O ıslak kaldırım taşları ile örülmüş o sokakları bilirim. Şiir ondan sonra benim zihnimde, iç dünyamda daha büyüdü, daha anlamlı hale geldi. Kaldırımlar şiiri. Bakın ne diyor orada sonda. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Sonuç bu. Şair böyle duygu egemenliğiyle bitiriyor. Fakat bizim sokak geriye adım atmadan yürünecek bir sokak. Böyle bir sokak lazım. Ben hiçbir sokakta geriye adım atmadım hayatım boyunca. 60 küsür yıllık hayatım. Hangi sokak olursa olsun hep ileri, hatta geriye bakmadım da. Bakabilirsiniz, hayat geriye bakar. Bu kötü değil. Geriye adım atmak kötüdür. Ben çoğunlukla geriye de bakmadım. Vakit bulamadım. Evet. Kitap, kitaptan aydınlığa bunları hatırlattı bize. Tabii başta Sokak TV bize bir şeyler hatırlattı. Sokak bir şeyler hatırlattı. Sonra kitap, kitaptan aydınlığa. Kitaptan aydınlığa, aydınlığa giden başka bir yol var mı? Bilen varsa söylesin. Ben 50 yıldan beri her gün okuyorum. Bazen günde 300 sayfa okuyorum. Tabii o okuma geliştirilmiş bir melekeyle okumadır. Oturup pinekleme anlamında okuma değildir o. Ama durmadan okuyorum. Hiçbir öğrencimin benden daha çok okuduğuna bugüne kadar tanık olmadım. Keşke olsam. Okuyorum. Türkçe okuyorum. Arapça okuyorum. Osmanlıca okuyorum. Farsça okuyorum. İngilizce okuyorum. Fransızca okuyorum. Okuyorum. Durmadan okuyorum. Kitap takip ediyorum. Dünyanın neresinde, hangi kitap, hangi konuda ne çıktı? O yetmiyor. Oğlumu seferber ediyorum. Oğlum bana kitap arayıp bulmaktan bıktı, usandı. Üniversitede öğretim üyesi olan bir oğlum var benim. Doktor Mustafa Tahir. Sosyoloji doktoru. Bıktı. Bıktı. Ben kitap parası ödemekten bıkmadım ama o, yani onca işinin gücünün içinde bana kitap tedarik etmekten bıktı. Oradan, buradan, dışarıdan, içeriden, şu ülkeden, bu ülkeden, buradan, o işleri ona havale ediyorum. Çünkü akademisyen, biliyorum iş adam. Bıktı çocuk. Okuyoruz, okuyacağız.
Kitap sizi aydınlığa okursanız götürür. Yoksa kütüphanedeki kitap kimseyi bir yere götürmez. Okunan kitap götürür. Ha, okunan kitap. Şimdi bir Kur'an mucizesi daha. Ne diyor? Daha ilk ayetinde ben çelişkilerden azade bir kitabım. Ben kitabım diyor. Onlarca yerde bu kitap ismine vurgu yapıyor Kur'an. Kendisinin bu ismine. Bu kitabın bir adı daha var. Hatta alem olmuş adı, esas adı, bilinen adı, anılan adı nedir? Kur'an. Kur'an ne demek biliyor musunuz? Kitapsız Müslümanlar Kur'an'ın ne demek olduğunu biliyor mu en azından? Kitabi Müslümanlar biliyor. Onlar bilir. Onları saygıyla buradan anıyorum. Kitapsız Müslümanlar biliyor mu? Hı? Müslümanları soymayı din zanneden sahtekarlar, kitapsız Müslümanlar bunlardır. Maun suresi, hırsız ve mücrimleri. Bunlar biliyor mu Kur'an'ın ne manaya geldiğini? Hiç düşündüler mi? Ha ben yıllardır söylüyorum, bir yerden duymuş olabilir. O önemli değil, vicdanına bunu indirecek. Kur'an ne demek biliyor musunuz? Arapçada bu kelimenin iki kökü var. Biri toplamak, biri okumak. Kitaba bakın. Ve Kur'an ne demek biliyor musunuz? İsim olarak anlamı ne? Okunacak şeyleri toplayan kitap demek. Kur'an'ın mucizeleri. Buyur. Buyur. Başka ne mucize arıyorsun kardeşim? Gökten böyle helva melva mı inecek? Böyle bir şey mi bekliyorsun? Sen hayvan mısın? Mucize denince helva bekliyorsun. Yerden bir şey fışkırsın bekliyorsun. Sen hayvan mısın? İşte mucize bu. Diyor ki benim adım Kur'an. Yani okunacak şeyleri bir araya getiren kitap demek. Ve ilk emrim de oku. Mucizenin daha büyüğü var mı? Okunacak şeyleri toplayan kitap. Bak, 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 bak. Kitap. Okunacak şeyleri toplayan, bir araya getiren kitap. Bir yerde de diyor ki, Cenab-ı Peygamber'e hitap. Ve Kur'anen feraknâhu litekrâhu alennâsi. Bu Kur'an'ı biz okunacak şeyleri toplayan kitap ya. Sonra bunu diyor bölümler, fasıllar halinde ayırdık ki insanlara rahat anlasınlar diye ağır ağır onu gösterip öğretesin. Şimdi isterseniz, vakitte ilerliyor. Artık girelim. İlk sureye girelim. Efendim, biz bu sohbetlerimizde kitaptan aydınlığa gideceğiz. Ana kitap, ümmül kitap Kur'an'ın kullandığı tabirdi. Kitapların anasından tabii evvela gideceğiz. Kur'an-ı Kerim.
ve surelerin iniş sırasına göre okuyacağız. Onun bize ne yararlar sağlayacağını ileriki sohbetlerimizde göreceksiniz. Tabii elimizdeki tertibe göre Fatiha'dan başlayıp Bakara suresiyle devam eden tertibi de okuyabiliriz. Ama o aynı binaya bizi götürür ama bacadan içeri sokar. Kapıdan girmek için iniş sırasına göre, surelerin iniş sırası bellidir. Biz oradan gideceğiz. İniş sırasına göre ilk sure Alak suresidir, İkra suresi. Ama bugünkü tertipte Alak suresi 96. sure yapılmış. Neden? Çünkü surelerin tertibi serbest bırakılmıştır. Uzunluğuna, kısalığına göre tertip edilmiş. Eder, olur. Bunda da bir sakınca yok. Fakat biz ilk defa surelerin iniş sırasına göre bir tertip yaparak mealimizi o şekilde Türk insanının önüne çıkardık. Bugünkü tertibe göre de var. Bugünkü tertibe göre olan 140 baskı yapmış. Surelerin iniş sırasına göre olan 82 baskı yapmış. Elimde şu anda 82. baskı var. Demek ki hala bugünkü tertibe göre olan daha çok okunuyor. Bunda da garip bir şey yok. Ama biz burada iniş sırasına göreyi takip edeceğiz. Bir şey daha söyleyip hemen girelim. Alak suresine. Biz burada Kur'an'ı takip edeceğiz. Okuduğumuz ayetler bizi nereye götürürse, hangi kavşaktan, hangi sokaktan, hangi caddeden, hangi dağ başından, hangi vadi derinliğinden, hangi denizden, hangi okyanustan, hangi uzay çizgisinden geçirirse oradan geçeceğiz ve gördüklerimizi söyleyeceğiz. Bunu niye anlatıyorum? Biz bu programda siyasi konuşma yapmak gibi bir niyet asla taşımıyoruz. Ama ben eminim ki şu akşam, şu bir saat içinde deminden beri de konuştuklarımın bir kısmı siyasi tırnak içinde diye nitelendirilebilir. Gayet doğal. Siyaset de hayatın bir parçasıdır. Hatta bazen hayatın kendisidir. Biz uzaylı falan değiliz. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Yaşadığınız dünya ve yaşadığınız ülkeyle ilgili kaygılarınızı, ümitlerinizi dile getirdiğiniz anda siyaset yapıyor olursunuz. Şimdi ben bir felsefe akademisyeni olarak bu tespiti de yapayım. Siyaset öyle parti işi değildir sadece. O çok aşağılardan baktığınızda görülendir. Siyaset hayatın ta kendisi. Büyük ufuktan baktığınız zaman orada da siyaset var. Biz bunların hesabını yapmayacağız. Biz Kur'an-ı Kerim'in mesajını, ayetleri takip ederek açacağız. Bu zahiri manada bizi bir şekilde siyasi konuşmak durumunda bırakıyorsa biz bunu yaparız.
Bu tırnak içinde bir siyasettir. Şimdi bir örnek vereyim. Kur'an bana diyor ki, bize diyor ki, insanlığa diyor ki, kamunun, halkın, toplumun malını, mülkünü, hakkını çalıp çırpan, o haklara tecavüz edenlerin dini imanı olmaz. Bunların kıldıkları namazlar da lanet olarak kendilerine geri döner. Diyor mu bunu? Diyor. Nerede diyor? Maun suresinde diyor. Şimdi peki, ben Maun suresini 350 sayfa yazmışım, kitap yapmışım. İyi ki yapmışım. Türkiye bugün bunu yaşıyor. Bunu yaşıyor Türkiye bugün. Türkiye bunu yaşıyor bugün. Peki, şimdi bunu diyor Kur'an. Ve ben, göreceksiniz, 16-17. sure mi nedir iniş sırasıyla? Maun suresi. Geldik, Maun suresini açıklayacağız. Ben diyeceğim ki orada, demek zorundayım ki, toplumun, kamunun haklarını çalıp çırpanlar dini yoktur. Kur'an bunları müşrik ilan ediyor. İslam'ın anladığı manada bir dinleri yok bunların. Var illa diyorsanız şirk dinidir. Çünkü şirk de bir dindir. Diyecek ki Kur'an o Maun suresinde فَوَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاوُونَ Lanet olsun o namaz kılanlara ki namazlarına riyakarlık bulaştırmışlardır. Allah Allah. Kur'an diyor mu bunu? Diyor. Ne yapacağız şimdi? Ben bu ayeti açıp namazlarını şov aracı yapan, yine Kur'an'dan aldığım bir tabir ile, insanları Allah ile aldatmada araç olarak kullananların dini imanı olmaz, o kıldıkları namazlar da lanet olarak onların üzerine geri döner. Dedim mi, vay siyaset yaptı mı diyeceksiniz. Hayır, ben böyle bir siyasetten münezzeh tutarım kendimi. Ben Kur'an'ın dediğini diyorum. Kur'an bana diyor ki şu taşı al, at. Gösterdiği yöne doğru atıyorum. 50 yıldır bunu yapıyorum ben. Ve o taş gidiyor birinin bir yerine vuruyor. Kafasına, kulağına, burnuna, omuzuna, biçimine göre. Vay! Sen bana taş attın. Ya kardeşim ben sana taş atmak gibi bir niyetim yok. Siz demiyor musunuz bana dünyanın en önde gelen Kur'an ilimleri uzmanlarından biri? Dünya bana bu sıfatı vermiyor mu? Ortaklaş. Evet. Ben işimi yapıyorum. Ama bakacaksın, ben oralardaysam atmayacaksın taşı. Ben oralardaysam Maun suresini açıklamayacaksın. Hop, 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 hop. Ağır ol bakalım. Sen bizi vicdansız hayvan filan mı zannediyorsun? Hayır, bu sözünle sen vicdansız ve hayvan olduğunu gösteriyorsun. Ben senin dediğini mi dinleyeceğim? Hayır. Kur'an diyor ki benim müminim olacaksanız beni vicdan yapacaksınız. Ben Kur'an'ı vicdan yapmış bir adamım. Ben bu vicdana kimsenin hatırı için kara çalmam. Şu gözlerimin biri dahi olsa, babam dahi olsa,
değil Türkiye'yi, İslam dünyasını, orayı burayı sahtekarca, alçakça soyup talan edip yalan ve iftiralarla kitleleri aldatanlar. Onlara Allah can verdi demem zaten. Onlara acır mıyım ben? Onlara acırsam Allah bana acımaz. Herkes ağzından çıkanı duysun. Kur'an'ın elime verdiği taşı ben atarım. Atarsın ama benim bir yerime değiyor. Ben rahatsız olurum. Canın cehenneme. Ben de seni rahatsız ederim. Olabilir. Ben hiç rahat olmadım ki zaten. Benim rahat olmak diye bir derdim olduğunu sana kim söyledi? He? Ben bu gök kubbenin altında hayatında hiç rahat edemeyen vicdan sahibi insanların izinden gitmekle gurur duyuyorum. Ben hiçbir zaman rahat olmadım ki. Ha, benim bir rahatım var. Senin gibi iki ayaklı mahlukat onu anlamaz. O ayrı bir rahat, o ayrı bir huzur. Mevlana Celaleddin geliyor hemen aklıma. Büyük Mevlana tam bu noktada bir yerde diyor ki, benim bütün mazhariyetim, huzurum, mutluluğum, eşek sürüsünün kulağına hakikati üflemekten gelir. Ha, işte bak, benim de bir huzurum var, bir rahatım var, o rahat bu. O rahat bu, senin gibi eşeklerin kulağına bile hakikati söylüyorum. Ondan büyük mutluluk mu olur? Sen de kıymetini bil. Bil, bilmiyorsan bilme. Demek ki biz Kur'an ayetlerini manalandırır, açıklarken birilerinin bir yerine attığımız söz taşları, okları dokunuyorsa bizi mazur görsünler. Eğer insansalar bizi mazur görürler. Değillerse zaten onların dedikleri bizim için kuru gürültüden başka bir şey değildir. Evet, şimdi Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim deyip Alak suresine, Kur'an-ı Kerim'in insanlık dünyasına ilk inen suresine başlayabiliriz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, tabi Besmele ile, bütün sureler Besmele ile başlıyor. Berae suresi hariç. Onun başında niye Besmele yok? Onu yeri geldiğinde anlatacağım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Adıyla denmiş de, Arap gramerindeki ifadesiyle müteallakı gösterilmemiş. Allah'ın adıyla ne? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Okuyorum, yapıyorum, yiyorum, içiyorum. Hayır. Öyle bir ifade kalıbı ki hepsini ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek müteallakı? Bu çayı içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alak suresini okumaya başlıyorum.
Yani Allah'ın adıyla yapacağım, yapıyorum. Ba edatı kullanılmıştır. Hurufu cardan bir tanesidir, 20 harften. Ba edatı Arap gramerindeki ifadesiyle ilsak için kullanılır, yapışma. Allah'a sarılarak başlıyorum demek. Sebebiyet için kullanılır. Hangi işe teşebbüs ediyorsanız, bu bir bilinç halidir. Öyle bir bilinç hali ki, bir nevi kendi küçük prizmi diyoruz ona. O soktuğumuz prizm oluyor, evet. Fiş, priz soktuğumuz yer. Ha, o küçük fişimizi ana trafodan enerji almak üzere prize sokuyoruz adeta. Besmele'yi çekerken. Şuur bu. Bu lafzı telaffuz etmek değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dincilerde yaptığı gibi. Ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm diye başlıyor. O villalar nasıl oldu? Oradaki sit alanı nasıl kaldırıldı? 30 milyon euro nasıl şuraya buraya tevzi edilecek filan. Esselamu aleykümle başlıyor. Esselamu aleykümle bitiyor. Arada inşallah, maşallah, bismillah falan, o da bol bol kullanılıyor. Ne oldu bu şimdi? Bunlar lanetten başka ne getirebilir? He? Esselamu aleyküm. İnşallah, maşallah, abdestin var mı? Ben abdestliyim. Namaz vakti yaklaştı. Hazır mısın? Falan. Hep bu. Hep bu. 5 dakika konuşuyor, 20 defa inşallah maşallah, 30 defa bismillah, 4 defa esselamu aleyküm, abdest, namaz. Ha, bu neyi gösteriyor? Bu adam büyük pislikler sergileyecek ve onları kapatmak için Allah ile aldatmanın bütün araçlarını kullanacak. Böyle alçak demektir bu. Sonra da Maun suresi niye bazı namaz kılanları lanetliyor diye soracaksın. Allah sana mı soracaktı? Ha, seni lanetlemeyecek de kimi lanetleyecek? Evet. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla dedik. Ve ilk ayetini Kur'an-ı Mecid'in insanlık dünyasına ilk inen ayetini okuyoruz. Alak suresinin birinci ayeti. Bu iniş sırasına göre Kur'an mealinden bizi dinleyenler birer tane edinecekler. Yaratan Rabbinin adıyla oku, çizgi çağır. İkra, bismi rabbikellezî halak. Özgün metin bu. İlk ayet. İnsanlık dünyasına Kur'an vahyinin indirdiği ilk ışıktır bu. Ve Kur'an'ın bütün mucizesi, mesajı, rahmeti, bereketi bu ilk ayetin içinde saklanmıştır. Açacağız.
yaratan Rabbinin adıyla oku. İlk emirine oku. Okumak Kur'an'ın ilk emri, ilk talebi ve temel ibadetidir. İleride onlarca ayetle bunu tafsil etmiştir Kur'an-ı Kerim, göreceğiz. Burada özetini veriyorum. Kur'an'ın temel ibadeti okumaktır. Özellikle Kur'an okumak. Temel ibadet namaz değildir. Kur'an'ın temel ibadeti namazdır diyenler yalan söylerler. Açık bir yalan, bühtan. Evet, namaz Kur'an'ın temel ibadetlerinden biridir. Ama bir numaralı ibadet namaz değildir. Okumaktır. Bakın dünyaya. Hiç Kur'an'dan Buran'dan haberi olmadan ama işlevsel olarak Kur'an'ın dediğini hayata geçiren ve okumayı bir numaraya koyan kitlelere bakın. Namazı bir numaraya koyan kitlelere bakın bir de. Niçin yaptılar bunu? Gayet açık. Okumayı temel ibadet yaparsanız insanları aldatamazsınız okuyan. Tam tersine. Aldatılamayan bir kitle yaratırsınız. Kur'an'ın istediği de budur. Allah ile aldatılmayın diyor. Göreceğiz. Namazı temel ibadet yapar bir numaraya koyarsanız kitleyi namazla aldatırsınız. 200 metreye bir cami yapar çaldığınız paralarla. O camilerin içinde asla namaz kılınamayacağını da insanlara söylemezsiniz. Ve asırlarca insanlığı aldatırsınız. Ama geldiğiniz yer felaket bir yer olur işte. Okumayı temel ibadet yapan kitlelere bakın. Namazı temel ibadet yapan kitlelere bakın. Başka bir şeye lüzum yok. Gasp et araziyi, çevir etrafını, dik oraya bir tane bidat alameti, o da bidat dinde olmayan bir şey, minareyi. Ondan sonra Allah'ın evi, seni sahtekar, yalancı, iftiracı, mendebur seni. Allah'ın evi olur mu? Evi olan bir varlık Allah olur mu? Altında 30 tane dükkan, ayda bilmem kaç milyar gelir, hesabı yok, kitabı yok, kim verir, nereye gider, nasıl kullanılır, kimse hesap soramaz. Allah'ın evi. Nasıl Allah'ın evi bu ya? Allah'ın evinin altında hırdavatçı dükkanından kaynakçı dükkanına 50 tane dükkan olur mu? Senin dinin, kitabın, Allah'ın yok mu ya? Sen Allah'ın evinden nasıl bahsediyorsun? Senin Allah'la ne işin olabilir? Kitleleri böyle mahvettiler. Allah'ın eviymiş. Bayezid-i Bistami geliyor. İslam, irfan ve vicdanının o anıt isimlerinden biri. Diyor ki, etrafındakilere hac mevsiminde. O biriktirdiğiniz paraları verin diyor. Şu civardaki fakirlere dağıtacağız. Hac sevabını oradan alacaksınız. Allah'ın evini tavaf etmeye mi gidiyorsunuz? Tabii Beytullah için Allah'ın evi tabiri kullanılıyor. Sadece oraya için. Onu Allah kullanır. Siz öyle çaldığınız arazide, çaldığınız paralarla yaptığınız efendim estetikten mahrum, hırsızlık aracı yaptığınız mescid-i zırarlara Allah'ın evi diyemezsiniz. Bunu yutmayız biz. Bayezid diyor ki, siz bırakın onu diyor. Beytullah'ı hem de gündem yaparak diyor. Orayı tavaf edeceksiniz diyor. Allah oraya yapıldığı günden beri hiç girmedi.
benim şu kalbimdense ilk günden beri hiç çıkmadı. Siz esas benim etrafımda tavaf edin, paraları da gidin şuradaki fakirlere dağıtın diyor. Böyle adamlar da yetişti bu kubbenin altında. Demek ki temel ibadet, bir numaralı ibadet okumaktır. Namaz sonradan gelir. İki, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor ya, insanı embriyodan ilişip yapışan bir sudan yarattı, meni. Halakal insane min alak. Bunun üzerinde çok durmayacağız. Embriyodan yaratılma, hücre bölünmesiyle insanlığın artması, çoğalması. Bunlar hem benim branşım değil hem de burada bizim amaçladığımız mesaj değil. Şimdi üçüncü ayette tekrar okumaya vurgu yapıyor. Oku tekrar. Rabbin ekremdir. İkra ve rabbukel ekrem. Ekrem, kerem kökünden bir kelime, Allah'ın sıfatlarından biri. Ne demek biliyor musunuz? Hiç bunu söylediler mi size? Açın, bütün Arap lügatlerinde bu vardır. Bunu benim mealim dışında bir tanesi, bundan sonra yaparlarsa buradan aşırıyorlar. Birçoğunu aşırdılar. O ayrı. Benim mealimden önce bir tanesi bunu dillendirmiş midir? Ekrem sıfatı Allah'ın nedir? İsmi taftil kipi kullanmış. Kerem nedir? Kerem özgürlüktür. Ekrem de özgürlüklerin kaynağı demek. Daha ilk inen ayetlerini, 19 ayettir Alak suresi, ilk 3 ayetinin içinde Allah'ın özgürlüklerin kaynağı olduğunu söylüyor. Ey insanlık, kendine gel, bu kitabı tanı. İslam dünyası için Allah özgürlüklerin kaynağı mı? Yoksa köleliklerin kaynağı ve kamuflaj aracı mı? Niye Kur'an Allah ile aldatılmayın diyor? Niye diyor? Tabii. Abd-i memlük olmayın diyor. Göreceğiz Nahil suresinde. Yani onun bunun alınıp satılabilen kölesi haline gelmeyin. Raiye olmayın diyor. Hayvan sürüsüne dönüşüp başınıza birini çoban dikmeyin diyor. Özgürlüklerin kaynağı olan bir Allah başka ne der ki? Şimdi ben bu dincilere soruyorum, yine soruyorum şimdi de. Kur'an'ın anlattığı bu Allah sizin Allah'ınız mıdır? Sizin Allah'ınız bu mudur? Sizin Allah'ınız bu mudur? Bu kitabın anlattığı Allah mıdır sizin Allah'ınız? Haşa, asla değildir. Sizin Allah'ınız bu kitabın anlattığı Allah değil. Eğer bunun aksini söylersem, bu kitap beni Allah'ın huzurunda yerlerde süründürür. Çünkü bu kitap bana bunları öğretti. Şimdi ben bunları saklayayım mı sizin hatırınız için? Sizin Allah'ınız bu kitabın şurada tanıttığı Allah değil. Onun adını Allah diyebilirsiniz. Profesör Salih Akdemir ne diyor? Bunların Allah dediği adına Allah denen bir puttur diyor. Kur'an'ın anlattığı Allah değil. Salih Akdemir'i buradan saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Benim aziz meslektaşım ve arkadaşım. Onu ilk defa bu ülkede o söylemiştir.
sizin anlattığınız, sizin dediğiniz Allah-u Allah cece, esselamu aleyküm falan diye kandırma aracı olarak kullandığınız Allah, burada anlatılan Allah değil. Sizin anlattığınız Allah'ı, sizin Allah'ınızın Kur'an'ın Allah'ı olduğuna inananlara, güvenenlere yazıklar olsun, onlar sürünmekten asla kurtulamazlar. Siz onları Allah ile devamlı aldatacaksınız. Ve onlar bunlara müstahaktırlar. Ta Kur'an'ın anlattığı Allah'ın sizin Allah'ınız olmadığını anlayıncaya kadar. Evet. İkra ve Rabbükel Ekrem diyor. Sadakallahul Azim. Oku. O özgürlüğün kaynağı olan, cömertliğin kaynağı olan, bu manada var Ekrem'de. Asaletin kaynağı olan o Allah'ın adıyla oku. Şimdi bakın, okumak dedi, arkasından ne diyor? İlk ayetler. İlk inen 19 ayetin 4.sünde bakın ne diyecek. Odur kalemle öğreten, cümlenin yapısı itibariyle bölü çizgisi bir manası daha var. Kalemi kullanmayı öğreten odur. Kur'an'a göre Allah insanlığın baş öğretmenidir. Kalemle yazmayı, okumayı öğreten de odur. Ellezî alleme bil kalem. 4. ayet. Bu Allah'ın adıyla oku. Bak. Oku bu Allah'ın adıyla. Tabiri mazur görün, Allah'a bakar mısınız? Bu Allah'a yapışan, buna iman eden yolda kalır mı? Ve şu demin anlattığım adamların Allah dedikleri bu Allah olabilir mi? Beşinci ayet. İnsana bilmediğini öğretti. Allemel insane malem ya'lem. Kullandığı kelimeye bakın. Halleme ileride bunu daha çok kullanacak. Türkçede muallim kelimesi var. Bu kelimeden alınmış isimdir. Muallim, öğretmen de. Fiil şeklinde kullandı mı alleme diyor. Burada onu kullanmış. Demek ki Allah insana öğretmenlik yapar. Bilmediğini o öğretti insana. Ha. Oluş, varoluş nizamı içinde bu öğretmenin tabii ki yolu yöntemi var. Onun sistemini, nizamını kurmuş Cenab-ı Hak, ayrı. Ama işin başında o var. Baş öğretmen o. Ben size çok kestirme bir sır vereyim. Yararlanın bundan. Ben yararlandım hayatımda. Bunun elle tutulur tanıklarından biriyim. Allah'ı kendinize öğretmen yapın. Ya hoca bu nasıl olur? Kur'an'a benim gibi verin kendinizi. Ona teslim olun. Ona hayatınızı vakfedin. Ondan istimdad edin. Gecenizi, gündüzünüzü onunla donatın. Allah size öğretmen olur. Geçenlerde bir ilahiyatçı arkadaşım, bana eskiden beri çok sataşan biri ama vicdanı yerinde sağlam duruyor demek ki. Bir milletvekili arkadaşım dedi, böyle cerbezeli bir sohbet dedi seninle ilgili. Al ver, çekiş. Sonunda demiş ki, ben bir şey söyleyeyim sana abiciğim. Kur'an Yaşar Nuri'ye verdiklerini bize vermiyor demiş. İşin esası budur.
Tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. O zaman benimle görüşürse bu meslektaşım, aslında bunu söyleyen bir kişi ama orada 4-5 meslektaşım var. Hepsi de profesör unvanlı. Onlardan rica ediyorum. Ben onlara bazı ipuçları veririm. Kur'an niye bana verdiklerini onlara vermiyor? Kur'an böyle bir şey yapar mı? Vermek için arıyor, insanları arıyor. Kitab-ı Kerim, cömertliğin kaynağı olan kitap, özgürlüğün kaynağı olan kitap. Kur'an'ın sıfatlarından biri de Kerim'dir. Vermez mi? Bir yamukluk var ki vermiyor. Kaldırın yamukluğu, versin. Ben size yardımcı olayım. Ben yaşamış, bu nimete mazhar olmuş, Allah'ın lütfettiği kullardan biriyim. Ben size vereyim bunu. İnsana bilmediğini öğretti. Şimdi 6. ayette kalıyoruz. Çünkü 6. ayette Kur'an-ı Kerim bu ilk suresinde insanın ilk keşfedilmesi, bilinmesi gereken bir boyutuna ışık tutacak. Oraya girersek uzar. 2 saate yakın oldu. Ben bu akşam burada kesiyorum. Haftaya yine aynı saatte burada beraber olacağız. Biri daha olur veya olmaz, onu bakacağız. Ne takdir etmişse Cenab-ı Hak, gakkuk etmeyen biri olabilir. Ama illa biri olsun diye ben burada gakkuk dinleyemem. Sorularınızı da bir söyleyeyim. Ben burada laptopu koyup soru moru onlarla uğraşamam. Kırtasiyecilik yapamam. Bunu benden beklemeyin. Yurt Gazetesi'ndeki yazımın üstünde e-mailim var. Oraya atın. Ben cevap vermeye uygun bulduğum soruları getirir, burada cevaplarım. Bulmadıklarımı cevaplamam. Teyzem rüyasında görmüş ki filan, ben kimsenin teyzesinin tabircisi falan değilim. Sorularınızı sorarsınız, ben onları cevap vermeye uygun bulursam burada cevaplarım onları. Yoksa kellem yekün addeder, basarım tuşa ve silerim. Burada laptop, maptop koyup burada ekran cambazlığı filan onları da yapamam. Benim onlarla uğraşacak halim yok. Ben bunu yapacağım. Belki biriyle, belki tek başıma bakacağız. İyi akşamlar hepinize.